O zaman yorumu kapatayım, başlayayım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, tablonu anlatacağım. Tablo kendi kitabının tablosu. Sonra da MEP kitabından bakacağız. Biz geçen yılda 9-10 ay MEP'ten böyle taramalar yapmıştık. Yapmaz olaydık diyeceğim de iyi ki yapmışız, boş verin. Allah gördü her şeyi. Şimdi böyle böyle tablolardan anlatacağım. Sizlere önce toprak sistemini anlatacağım arkadaşlar. Toprak sistemi ÖSYM'nin çok sevdiği bir yer, biliyorsunuz. Zaten hepimizin gideceği yerde belli, toprak. O yüzden şu toprağı size bir anlatalım, değil mi? Arkadaşlar, kitabı karalamayacak bir kalem bulayım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Gençler bakın, bu toprak sisteminin tablosu. Osmanlı toprak sisteminin tablosu. Görüyor musunuz arkadaşlar? Tabii ben bunu şimdi bölüm bölüm anlatacağım. Buradan güzel soru yorumlar çıkartacağız. Şimdi toprak sistemine bakın arkadaşlar. Biz toprağı ikiye bölüyoruz. Miri arazi, mülki arazi. Mülki kişiye bağlıdır. Eğer Müslümanınsa öşri, gayrimüslim ise haracıdır. Haracı topraklar geçen yaz soruldu arkadaşlar. Bunlar alır, satar, kiraya verebilir, hayır kurumuna bağışlayabilir. Yeter ki bize vergisini ödesin. Evet, demek ki özel mülkiyet var mı? Var. Müslümanınsa öşri, gayrimüslim ise neymiş? Haracı. Özel mülkiyet var. Tamam. Gel şimdi. Bak, görüyor musun? Miri devlete aittir. Ocaklık, yurtluk, mukata, mevat, metruk, dirlik, malikane, paşmaklık, arpalık, vakıf, havas-ı mayun. Hepsi devlete ait. Değil mi? Şimdi ben size bir yorum sorusu soracağım arkadaşlar. Bunları işeceğiz zaten. İşeceğiz. Bir yorum sorusu geliyor. Yorumu da açayım. Evet, soru şu. Türk İslam devletlerinde arkadaşlar, Türk İslam devletlerinde toprakların büyük çoğunluğu devletindir. Önce buradan başlayalım. Türk İslam devletlerinde toprakların büyük çoğunluğu devletindir. Tamam? Yani geniş topraklar devlete aittir. Bu durum aşağıdakilerden hangisini engelleme yöneliktir? Bir kez daha söylüyorum. Türk İslam devletlerinde toprakların büyük çoğunluğu devlete aittir. Bu durum aşağıdakilerden hangisini engelleme yöneliktir? A. Özel mülkiyeti. B. Feodalleşmeyi. Sizce cevap nedir arkadaşlar? Bir kez daha söylüyorum. Türk İslam devletlerinde toprakların büyük çoğunluğu devlete aittir. Bu aşağıdakilerden hangisini engelleme yöneliktir? A. Özel mülkiyeti. B. Feodalleşmeyi. Hangisine yöneliktir sizce? Toprakların büyük çoğunluğu devlete ait olması özel mülkiyeti mi engeller, sınıf ayrımını engeller? Hangisi? Bak bak, özel mülkiyet diyorlar. Ben demin size göstermedim mi? Özel mülkiyet var gençler. Özel mülkiyet var. Bakın, toprakların büyük çoğunluğu devlete ait. Tamamı devlete ait demiyorum. Isparta, Toki, halkın. Geri kalan topraklar devletin. Özel mülkiyet var, tamam. Ama çoğunluğu devletin olduğu için büyük araziler kişilere ait olmayacak. Bu da feodalleşmeyi engelleyecek. Oldu mu? Böyle bir soru sorsak herkes ters köşe olacak. O yüzden burada sormak isterim. Toprakların büyük çoğunluğu devlete aittir. Bu sınıf ayrımını engellemek içindir. Özel mülkiyeti değil bakın. Toprakların çoğunluğa ait. Tamamı ait demiyoruz. Okey? Evet. Özel mülkiyet yazan arkadaşlarım. Kibarca söylüyorum. Bakın yavru kurtlarım. Özel mülkiyet var var. Müslüman, gayrimüslim. Ama çoğunluğu kimin? Devletin. Sınıf ayrımı olmasın. Tamam? Sınıf ayrımı olmasın. Evet. Yorumları kapattım. Gençler, bunların tanımları da kitabımızda var ama ben tablodan özet anlatıyorum size. Miri arazi çok fazla. Ocaklık. Geliri kale muhafızı tersane giderlerine ayrılan arazidir. Bakın, arazi devletin ama geliri kale muhafızı tersane giderlerine ayrılıyor. Yurtluk. Beni izleyenler, Allah nasip etti atandınız. Ya büyük ihtimal Şırnak, Hakkari, Van, Diyarbakır, Antep, Urfa, doğru mu? Atandığınız yerde köy koruyucusu gibi düşünün. Yurtluk sınır bölgesinde güvenliği sağlayanlara verilir. Bakın, mülkiyeti değil, geliri veriliyor. Yurt savunmasından aklınıza gelsin. Atandığı bölgede, koruduğu bölgede kişilere verilir. Tamam? Sınır bölgesinde güvenliği sağlayanlara verilen arazi geliri neymiş? Yurtluk. Mukata. Buna dikkat edin gençler. Bu kimseye verilmez. Doğrudan hazineye gönderilir. Buranın geliri doğrudan hazineye gönderilir. Videoları izleyenler, beni tanıyanlar bilir. Mukata ta nereye gider? Hazineye. Tamam. Mevat. Bayan öğrencilerim. Mevat. Erkeğin gavatı, toprağın mevatı. Hiçbir işe yaramaz.
Gavat erkek duygusal bataklıktır. Mevat toprakta gerçek bataklıktır. Tamam? İkisi bir türlü bataklık. Erkeğin gavatı toprağın mevatı. Hiçbir şey yaramaz. Metruk. Ahmet hocam metruk nedir? Köy düğünlerine gittiğinizde köylünün çılgınca halay çektiği meydanlar vardır. Tamam? Veya halkın ortak kullandığı alanlar. Ekilip biçilmeyen alanlar. Metruk. Bataklık olursa mevat. Köylü çılgınca halay çekiyorsa metruk. Aklınıza böyle kalsın. Doğrudan hazineye gidiyorsa mukata. Uç bölgede güvenliği sağlayan, yurt savunmasına katkıda bulunanlara yurtluk. Kale muhafızı tersane giderlerine ayrılan ocaklık. Malikane. Malikane. Ahmet hocam malikane nedir? Gençler bunu suratıma bakmanız lazım. Suratıma bakın uykunuz kaçsın. Hocam malikane nedir? Arkadaşlar malikane şudur. Bankacı tanıdıklarınız varsa eskiden başarılı bankacılara 3 ayda bir ikramiye maaş verilir. Başarılı diye, tamam mı? Bu bir. Osmanlı Devleti'nde başarılı yönetimde verilen ek arazi geliri neymiş? Neymiş arkadaşlar? Malikane. Dur. Nefes al. Bu sefer 1695'ten itibaren, 17. yüzyılın sonundan itibaren devlet dedi ki Ahmet Hoca, ya dedi biz sana Starbucks'ın gelirini verdik. Ek gelirini verdik. Malikane, Starbucks'ın. Ama dedi bizim para ihtiyacımız var. Biz bunu ihaleye çıkartacağız. Starbucks'ın işletmesini en fazla para verene buranın gelirini peşin almak suretiyle burayı devredeceğiz. Ömür boyu. Tamam? Devrimülk gibi. Devlet Starbucks'ı, McBeer kafeyi atıyorum, Trend yolu ihaleye sundu. En fazla para verene ömür boyu verdi. Ömür boyu. Hani bir iltizam sistemi vardı ya, o genel adıdır o. 3 yıllık, 5 yıllıktır. Bu ömür boyu verilmesidir. Bunun adı malikanedir. Şimdi soru geliyor. Bu soruyu çözen kültür medeniyeti hakimdir. 3 soru cebine koymuştur. 3 soru cebine koymuştur. Hadi hazır mıyız? Yorumları açıyorum. Bismillah. Osmanlı Devleti'nde ömür boyu ihale yapılması usulü malikanedir. Devlet buradan önden paradır. Doğru mu gençler? Bu ihaleye katılanların ödediği paranın adı nedir? Hadi buyurun. Bu ihaleye katılanların ödediği paranın adı nedir? Parayı soruyorum. Bak para derken heyecanlanıyorum bu arada. Para tatlı. Evet. Bu ihaleye katılanların ödediği paranın adı nedir? Malikane sisteminde ihaleye katılanların ödediği paranın adı nedir gençler? Evet çok güzel. Yasmin. Türkçesi aklına geldi. Acele para. Muaccele. Tamam gençler. Muaccele. Evet. İnşallah sınavda çıkar. Muaccele yaparsınız böyle. Tamam mı? Muaccele. Acele para. Tamam. Evet. Peki devam edeceğim buna. Kapattım yorumları. Muaccele diyenlere teşekkür ederim. Oldu mu gençler? Şimdi devam. Bak. Malikane sisteminde ömür boyu devrediyorsun. Hangi parayı alıyorsun? Muaccele. Gel yavru kurt. Paşmaklık. Saray masrafları ve saray kadınlarının çeyiz masrafları karşılanır. Oldu mu? Paşmaklık. Arpalık gençler. Eskiden şey gibiydi bu. Ne derler? Emekli Şeyhülislam, emekli kadı, emekli kaz askere kimseye muhtaç olmasın. Arpa buğday alacak kadar arazi geliri verelim. Zamanla bu emekli arazisi olmuş. Vakıf sistemine geleceğim. Havas-ı Maim padişaha aittir. Evet. Hemen 10 soru. Gençler ezber yapalım. Tarihi sevmeyenler de cevap versin. Ezber yapalım. Miri devlete ait değil mi? Hızlı cevaplar verin. Yorumları açtım. Şunları bir tekrarlayalım. Ocaklık arazi. Hemen tanım yaz. Ocaklık arazi neydi? Devlete ait ocaklık arazi neydi? Bilenler hemen yazsın. Evet. Ocaklık arazi neydi gençler? Evet çok güzel. Geliri kale muhafızı tersane giderlerine ayrılır değil mi? Kale muhafızı tersane. Hemen hızlan. Yurtluk arazi neydi gençler? Yurtluk arazi. Aferin Tahir. Yurtluk arazi neydi? Ocaklık kale muhafızı tersane. Yurtluk neydi gençler? Yurtluk. Hilal güzel. Evet yurtluk neydi? Yurtluk. Evet, yurtluk arazi neydi gençler?
Sınır bölgesinde güvenliği sağlayanlara, değil mi? Sınır bölgesinde güvenliği sağlayanlara hatırlarsanız. Peki gençler, mukata ta nereye gidiyordu? Mukata ta nereye gidiyordu arkadaşlar? Evet, mukata nereye gidiyordu? Geliri doğrudan hazineye gidiyor, değil mi? Mukata. Evet, doğrudan hazineye gidiyor gençler. Mevat, erkeğin gavatı toprağın mevatı demiştim hatırlarsanız. Bataklık. Terk edilmiş arazi, halkın ortak kullandığı ekilip biçilmeyen arazi metruk. Memurlara verilen ikramiye arazi geliri malikane. Sonra bu ömür boyu verildi muaccele, değil mi? Evet. Saray kadının masrafları paşmaklık. Emekli ikramiyesi gibi olan arpalık. Hükümdara ait olan havas-ı mayun. Gençler, burada en önemlisi dirliktir bakın. Az sonra göreceğiz. Az sonra, tamam mı? Gel şimdi. Gel gel gel. Geldin mi? Çok özür dilerim, yorumları kapatayım gençler. Yazıdan ekran görünmeyebilir. Size çok güzel bir vakıf sistemi. Hazır mıyız? Bakın bu çok güzel bir bilgi. Türk İslam tarihinde ilk vakıf sistemi Karahanlar'da. Osmanlı ilk vakıf sistemi Orhan Bey döneminde. Orhan Bey'in Bizans eşi vardı gençler. Niloperya. Niloperya. Kadın Müslüman olunca adı doğal olarak Nilüfer oldu. O yüzden ilk vakıfın adı Nilüfer Hatun'dur. Tamam? Bak buraya. Vakıf sistemi. Dini kurumların, sosyal kurumların, eğitim kurumlarının, bir de ekonomik kurumların. Mesela kervansaray bedesten yapımı. Masrafları vakıflardan. Kervansaray bedesten. Medrese vakıftan karşılanır. Yol, köprü, çeşme vakıflardan. Cami, mescit vakıflardan. Oldu mu? Hem bunların inşaat masrafları karşılanır, hem de burada çalışanların maaşları ödenir. Maaşları. Oldu mu? Sadece cami, mescit deyip geçmeyin gençler. Detaylı öğrenin. Vakıf sistemi sosyal devletin göstergesidir. Vakıfları denetleyen görevli kadıdır. Vakıfları yöneten heyetin adı mütevelli heyetidir. Vakıfları yöneten heyetin adı neymiş gençler? Mütevelli heyeti. Şimdi size bir yorum daha katacağım. Gençler, vakıflar imar faaliyetlerine katkı sağlar. Tabii imar. Sen Balkanları fethediyorsun. Balkanları fethettiğinde orada vakıflar kurup cami, kervansaray, bedesten yapıyorsun. İmar faaliyetlerine katkıda bulunur. Mükemmel bir yorumdur. Vakıfları kadı denetler. Kim yönetir gençler? Mütevelli heyeti. Şimdi dikkat. Hata yapmamak için böyle anlatıyorum sizlere. Siz hata yapmayın diye. 19. yüzyılda vakıfların adı Evkaf-ı Humayun oldu. Ama hocam bu kadar şey nasıl aklımda kalacak dediğini duyar gibiyim. Sakın saçmalama. Bak VKF. Gördün mü? Vakıf demek. Gençler biraz daha bilgi vereyim. 19. yüzyılda vakıflar Evkaf-ı Humayun olmuş. Şeyhülislam da Bab-ı Meşiat olmuştu. Şeyhülislam. Daha sonra Şeyhülislam'la Bab-ı Meşiat'la Evkaf-ı Humayun birleşti. Hop! Şer'iye Evkaf Vekaleti kuruldu. Ya hatta bilenler bilir. Mustafa Kemal bunu 3 Mart 1924'te halifenin kaldırdığı gün kapatacak. Bakın burada karizmatik bilgiler ne? Vakıflar sadece cami mescit yapmıyor. Kervansaray, bedesten, aşevi, hastane, yol, çeşme bunların masrafları karşılanıyor. Burada çalışanların maaşları ödeniyor. Vakıflar İmar faaliyetlerine katkıda bulunuyor. Fethettiğimiz bölgelerde. Vakıf sosyal devletin göstergesidir. Vakıfları denetleyen görevli kadıdır. Yöneten birimin adı mütevelli heyetidir. 19. yüzyılda vakıflar Evkaf-ı Humayun olmuştur. 20. yüzyılda Bab-ı Meşiat dairesine dönüş. 20. yüzyılda Şeyhülislam Bab-ı Meşiat'tı. Şeyhülislamlıkla vakıflar birleşmiş. Şer'i Evkaf vekaleti olmuştur. Tamam. Evet. Gençler burada önemli bilgiler verdim. Şer'i Evkaf Vekaleti hangi birimlerin oluşmasından kurulmuş? Bab-ı Meşiat, Evkaf-ı Humayun. Oldu mu? Evet. Şimdi biraz soru cevap yapalım. Yorumları açtım. Evet. Gençler umarım vakıf sistemini öğrenmişizdir. Tamam. Yani TEOG öğrencisi gibi vakıflar cami mescit yapıyor demeyelim. 19. yüzyılda Evkaf-ı Humayun. Şeyhülislam'ın Bab-ı Meşiat olduğunu, Evkaf-ı Humayun'la Bab-ı Meşiat'ın birleşip Şer'i Evkaf Vekaleti olduğunu bilelim ki bu soru gelirse hata yapmayalım. Tamam?
Vakıfları kim denetler arkadaşlar? Vakıfları kim denetler? Kadı denetler. Bunu da unutmayalım. Mütevelli heyeti de yönetir arkadaşlar. Şimdi delik sistemini anlatacağım. Delik sistemini anlatacağım. Tamam mı? Delik sistemini. Delik sisteminde de şöyle bir hata yapıyoruz. Öğrencilerin en iyi bildiğini sandığı konulardan ÖSYM zor sorular sorar arkadaşlar. Toprak sistemini ÖSYM çok seviyor. Hatta Osmanlı duraklama döneminde genelde toprağa soruyor arkadaşlar. Toprağa soruyor. Evet, yorumları kapatayım ben. Şimdi kapatıyorum. Hazır mıyız? Delik sistemini anlatıyorum. Tamam, kitaptan da anlatacağım. Ama önce vurgulamam gereken yerler var. Delik sisteminin eski adı iktidâ sistemidir. Türk İslam tarihinde. Bunu dağıtan divanın adı Divan-ı Pervane'dir. Anadolu Selçuklu'da bu işi yapan görevlinin adı pervanecidir. Tamam. Gel şimdi Osmanlı Devleti'nde delik sistemi nedir? Araziyi arkadaşlar fethettik mi? Tahrir defterine yazdık. Fethettik. Sonra fethettiğimiz yere halkı gönderdik. Göçebe yerleşiklerde geçirdik. Dedik ki boş boş durma, al sana tarım arazisi. Kullanım hakkını veriyorum. Arazi benim ama kullanım hakkını veriyorum. Al sana tarım arazisi, tarım yap, geçin. Tamam. Al sat, vergiyi bana öde. Üçüncüsü, yöneticiye diyorum ki, yönetici, bak diyorum bu köylüyü idare et. Benden Ankara'dan, İstanbul'dan maaş bekleme. Köylü ne kadar düzenli tarım yaparsa, onlardan paranı düzenli topla, maaşını çıkar. Artan her 5 lira için bana asker besle. Dur. Burada yanlış yapacağınız yere de geleceğim. 1. Delik sisteminde toprak kimin? Devletin. Kullanım hakkı kimin? Köylünün. Vergi toplama kimin? Yöneticinin. Oldu mu? Cebimize koyduk mu? Şimdi soru geliyor. Osmanlı Devleti'nde delik dağıtımını kim yapar? Nişancı yapar. Soru geliyor. Osmanlı Devleti'nde delik dağıtımı nerede yapılır? A. Migros, B. Bim, C. Divan. Nerede yapılır? Divanda yapılır. Tamam. Peki Osmanlı Devleti'nde delik dağıtımı hangi deftere yazılır? A. Veresiye, B. Amel, C. Tahrir Defteri. Tahrir Defteri. Tamam. Fethedilen topraklar, tımar dağıtımı nişancı tarafından hangi deftere yazılırmış arkadaşlar? Tahrir Defteri. Oldu mu? Şimdi burada bir hatanız var. Geleceğim hatanıza. Peki ben memura diyorum ki köylü tarım yapsın. Yapmazsa diyorum çift bozan vergisini topla. Çift bozan, çiftçiliği bozan. Köylü o vergiyi vermemek için devamlı tarım yapacak. Doğru mu? Sistem böyle gençler. Peki soru şu. Her devlet memuru aynı maaşı alıyor mu? Almıyor. Genel müdürsün. Daha fazla maaş alman lazım. Daha geniş arazinin vergisini topluyorsun. Öğretmensin. Orta derece arazinin vergisini topluyorsun. Hizmetlisin. Küçük arazinin vergisini topluyorsun. Tamam. O zaman ben yöneticilere diyorum ki rütben neyse ona göre araziden vergi topla diyorum. Çözdüm bu olayı. O zaman rütbeyle arazi arasında bir orantı kuruluyor. Doğru mu? Bitmedi. Peki yöneticiye ben bu arazi gelirini ömür boyu mu veriyorum, çalıştığı sürece mi veriyorum? Çalıştığı sürece veriyorum. İşte bu da sorularda şöyle geliyor. Hangisi maaş karşılığı verildiğinin kanıtıdır? Çözdüm bu olayı. Beyin bedava bak. Hangisi maaş karşılığı verildiğinin kanıtıdır? Yorum eksikliği var öğrencilerde. Ömür boyu değil, çalıştığı sürece verilmesi en büyük kanıttır. Yine rütbeye göre verilmesi, rütbeye göre verilmesi o da bir kanıttır. Hadi o zaman buyurun gençler. Bu adam ne anlatıyor size? Evet, evet. Delik sistemi. Hazır mıyız? Önce buradan başlayalım. Dağıtımı divandan yapılır. Kim yapar? Nişancı. Mülk önce Allah'ın, sonra devletin. Kullanım halkın, gelir yöneticinin. Dağıtım yapılırken rütbe ve arazi orantısı yapılır. Hangi deftere kaydedilir? Tahrir defteri. Ahmet hocam, tezkireli tezkiresiz. Gençler, divandan dağıtılan tımar tezkireli tımardır. Eyaletlerde sancak bey veya beyler beyinin verdiği tımar tezkiresizdir. Tamam? Yani şöyle gibi, benzetmek gibi olmasın. Kadrolu atanan öğretmen tezkireli, ücretli illerde atanan öğretmen tezkiresiz. Peki burada rütbe arazi orantısı var dedik ya. Buyurun. Buyurun. Bak, geliri 100 binden fazla olan arazi, has, sadrazam, vezir, beylerbeyi, sancakbeyi has araziden maaş alır. Tamam. Zehamet. Çıkacak soru bu. Osmanlı'da orta dereceli memurlar maaşı nereden alır? Zehamet. Kadıyı görüyor mu kadıyı? Kadı hazineden maaş almıyor, buradan alıyor.
kadı, katip, alaybeyi, kaledizarı, alaybeyi tımarlı sipahilerin amiri demek. Gel yavru kurt, tımar. İşte dirlik demiyoruz da sorularda genelde tımar sistemi diyoruz. Neden? En yaygın bu olduğu için gençler. Yavrum şu üçü gördünüz ya, bu çekirdek demek. Tamam, bu soru çıkmadı. Eşkinci tımarı savaşta yararlılık gösterir. Saray tımarı sarayda çalışan mustahfaz. Bak HFZ. Hafız, diyanet görevlileri onlar da buradan alır. Yani genel müdürsen hastan maaş alıyorsun. Öğretmensen zehametten, hizmetliysen tımardan. Ömür boyum alıyorsun çalıştığın sürece mi? Çalıştığın sürece. Tamam. Gel bakalım. Yanlış yaptığınız şeylere gelelim gençler. Soruda dirlik sahibi deyince kimi düşün? Köylüyü değil, kimi düşün? Yönetici düşün. Bak size güvenmediğim için kitaba yazmışım. Tabii. Dirlik sahibi diyorum, çocuk köylüyle fantezi kuruyor. Kurma, yönetici düşün. Yönetici idare eder. Tarımı geliştirmeye çalışır. Tarımı sürekli hale getirir ki vergi toplasın. Artan paradan asker besler. Asker besler. Emirleri halka iletir, halka gelen emirleri iletir, şikayetleri iletir, seferlere katılır. Doğru mu? Dur. Dirlik seminin faydası. Yerleşik yaşamı teşvik eder. İmar faaliyetleri gelişir, tarım gelişir, üretim artar, vergi kolaylaşır. Asker beslenir. Bu askerin adı gençler, yazım hatası olmuş, Cebeluh. Yarı asker, yarı çiftçi. Hangi ordu olur bu? Eyalet. Bu çok mu önemli? Gerçekten çok önemli. Gerçekten çok önemli. Neden biliyor musun? Soruda duraklama çalışıyorsun. Tımar sistemi bozulursa hangi ordu azalır? Cevap eyalet. Sakın merkez kapıkul demeyin. Hangi ordu azalırmış? Eyalet. Maaşlar ödenir, otorite güçlenir, işsizlik ne olur? Azalır. Tamam? Oldu mu gençler? Olmadı. Size vereceğim detaylar var. Evet. Buyurun. Tezkireli tezkiresiz tımar. Gördünüz mü gençler? Soruda çifthaneyi görmek demek tımar sistemi demek arkadaşlar. MEP kitaplarında geçer bunlar. Geçimini tımardan sağlayan kişilere sahibi arz adı verilir. Değil mi? Sahibi arz adı verilir arkadaşlar. Bu kelimeleri bileceğiz. Şimdi beraber bir soru çözelim. Beraber bir soru çözelim. Evet, soru. Has. Zehamet. Tımar. Hadi yorumları açtım gençler. Evet. Has, zehamet, tımar. Soru bu. Hangilerinden Cebeluh adı verilen asker yetiştirilir? Yorumları açtım. Hangilerinden Cebeluh adı verilen asker yetiştirilir? Hangilerinden Cebeluh adı verilen asker yetiştirilir? Evet. Korkmayın. Korkunun ecele faydası yok gençler. Evet. Maşallah. Oo, Tahir Beyler. Evet. Çok güzel. Harikasınız. Olumsuz anlamda harikasınız. Kezbanlar. Söylüyorum size. Şimdi has, zehamet, tımar. Hangisinden asker beslenir? Bu kronik öğrenci rahatsızlığıdır. Ceyhan yapar. Yalnız 3 yapar. Tamam? Arkadaşlar cevap 1-2-3. Oldu mu? Bak 1-2-3. Vallahi de 1-2-3. Billahi de 1-2-3. Tamam? Şimdi öğrenci soru çözüyor. Benim hocam çözüyor. Soru şu. Dirlik sisteminin faydaları. Cevap asker beslenir. Doğru. Benim kitabı çözüyorsun. Dirliği ben 3'e bölmüşüm. Has, zehamet, tımar. Bizimki 3'ün 1'ini işaretliyor. Tımarı. Niye? O tanıdık geldi diye. Kronik öğrenci rahatsızlığı. Tamam? Bugün beni izleyen 450-500 kişiye yakın kişi. Rica ediyorum. Tek tımardan değil. Has, zehamet, tımardan da asker yetiştirilir. Tamam? Bu yalnız 3 hastalığından yıllardır öğrenciler kurtulmadı gençler. İnşallah siz kurtulun. Oldu mu? Evet. Evet. Ağzımızın payını aldık mı şimdi? Aldık. Durun bir. Allah'a şükür doğru yapan 2 kişi falan vardı yani. Öyle söyleyeyim. Düşersin tabii. Sorsak tımarı biliyoruz mu? Biliyoruz hocam. Şu değil miydi? İşte böyle değil bu işler.
O yüzden soru çözmeden derinlik oluşmaz arkadaşlar. İstersen 10 tane hoca izle. Bu soruyu çözeceğim. Yanlış yapınca da öğreneceğim. Tamam? Evet. Allah sizden razı olsun. Dersime neşe kattınız. Yaptığınız yanlışla öğretmenliğime böyle bir motivasyon sağladınız. Kendimi şu an filozof gibi hissediyorum yani. Evet gençler. Toprak sistemini öğrendik mi? Öğrendik mi? Ben bunu ders sonunda paylaşacağım resmini, tamam mı arkadaşlar? Evet. Cevap 1-2-3. Tekrarlıyorum. Hasta, zahmetli, tımar da asker besler. Hadi bir soru sorayım. Bakayım aradan kaçırmış mısınız? Tımar sistemi bozulursa hangi ordu azalır? A. Kapı kulu, B. Eyalet. Sakın 1-2 demeyin, intihar ederim. Tımar sistemi bozulursa hangi ordu azalır gençler? A. Kapı kulu, B. Eyalet. Arkadaşlar sizde ne göz var maşallah. Kombi arızalanmış, ev biraz soğuk. Yarın servis çağırdım. Hocam niye yaptırmadın dersen, akşam 9.30'da eve girdim. Dersim vardı. Kombim bozulmuş. Evet. Klasik Türk haklı işte. Arada vuruyorum, aç kapa yapıyorum. Biraz çalışıyor. Ondan sonra şey yok. Error veriyor. Oldu mu? Evet. Şimdi gençler enerjiyi toplayın. Enerjiyi toplayın. Çok önemli bir konu anlatacağım. Çok önemli bir konu anlatacağım. Ülke yönetimini anlatacağım. Tamam mı? Ülke yönetimini. Evet. Tımarın bozulmasıyla eyalet ordusunun sayısı ne olur arkadaşlar? Azalır. Evet. Şimdi uzaklardasın. Evet. Çift düğmeye mi basayım? Reset yapıyorum, olmuyor. Suyu muyu var gençler, o kadar saf değilim ya, siz de ne yaptınız? Önce siz tımar sorusunu çözmeyi öğrenin. Bakayım, bırakın kombiye kafa yormayı. Tımarı çözdünüz, o kaldı. Evet. Gençler, yani şu tablo konusunda şımarabilirim. Türkiye'de tek, söyleyeyim size. Şımarıyorum, gerçekten söylüyorum. Türkiye'de tek. Bu tablolar nerede çıktı biliyor musunuz? Geçen sene Instagram yayınlarında ben öğrencilere not yazardım. Sonra baktım notlar çok güzel oldu. Kitabımıza nasip oldu. Gerçekten şu tablo bakın, önemli bir tablo. Önce başlayalım gençler. Ülke yönetimi. Hadi son 15 dakika. Canlanın yavrularım, canlan. Burnunla bile oynama, konu çok önemli. Tamam? Ülke yönetimi demek sayısalcı taşra yönetimi demek. Bakın, devlet yönetimi merkez teşkilatıdır. Padişah, saray, divandır. Ülke yönetimi taşra teşkilatıdır. Tamam mı? Önce şuradan başlayalım. Başkentin yönetimi. Başkentin yönetimi. Gençler, başkent merkez oluyor. Başkent merkez, başkent dışındaki herkes taşra. Bak çiçeğim. İstanbul'un diğer isimleri. Payitah, Asitane, Delsaadet, İstanbul. Gördün mü? Konstantiniyye'yi bilerek yazmadım. Yunanlara prim yaptırmamak için. Payitah, Asitane, Delsaadet, İstanbul. İstanbul'un genel sorumlusu sadrazamdır. Sadrazam, ordunun başında sefere çıkarsa Serdar Ekrem sıfatıyla İstanbul'un vekaletini Sadaret Ketudasına bırakır. Sadaret Kaymakamı. Bakın mükemmel bir sorudur. Padişahın vekili sadrazamdır. Sadrazamın İstanbul'daki vekili Sadaret Ketudası'dır. Bu adam ileride İçişleri Bakanı olacak. İstanbul'un hukuk işleri. Aynı zamanda mülki amiri taht kadısıdır. Kadı dersem taşra, taht kadısı dersem merkez. Gel çiçeğim. Güvenlik işleri. Şemalandırmayı görüyorsun. Kara Kuvvetleri Komutanı Yeniçeri Ağası'dır. İstanbul'un genel sorumlusudur. Gündüz güvenliği subaşı, gece güvenliği asesbaşı, İstihbarat örgütü böcekbaşıdır. İstanbul'un belediye başkanı Ekrem İmamoğlu diyebilirsiniz gençler. Şehri emindir. Oldu mu? Şehri emin. Emin sorumlu demek. İstanbul'un Mimar Sinan'ı bayındırlık işleri mimarbaşıdır. Peki. Bu sadaret ketudasına dikkat edin bak. Tamam mı? Soru geliyor.
Bismillahirrahmanirrahim. Niyet ettim Allah rızası için soru sormaya. Soru şu. İstanbul için toplanan divan. İstanbul için toplanan divan. Evet. İstanbul için toplanan divan. Hadi buyurun bakayım. İstanbul için toplanan divan. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ya Rabbi çok alim, çok şükür, çok amin diyorum, çok şükür. Doğru cevap geldi lan. Evet. Allah sizden razı olsun gençler. Allah sizden razı olsun. Evet. İstanbul için toplanan divan hangi divanmış? Çarşamba divanı. Tamam. Sadrazam genel sorumlusu. Sadrazam yoksa Sadaret Kaymakamı, Sadaret Ketudası bakar. İleride İçişleri Bakanı olacak. İstanbul'un belediye işleri Şehri Emin. İstanbul'un Mülki Amiri, Hukuk İşleri Taht Kadısı. İstanbul'un genel sorumlusu güvenlik bakımından Yeniçeri Ağası. Gündüz güvenliği Subaşı, gece güvenliği Asesbaşı, istihbarat Böcekbaşı. Tamam. Evet gençler. Devam. Evet, evet. Olsun, ben bir imana geldim yani. Şeyden sonra, tımar sorusundan sonra. Fena mı oldu canım? Kelime-i şehadet getirdik. Evet. Şimdi yorumları kapatayım gençler. Fatma evet dahiliye. Yorumları kapatayım. Şu tablonun kıymetini bilelim gençler. Osmanlı Devleti'nde en büyük ülke birimi eyalet. Bir küçük sancak, kaza, köy. Dört tane tamam. İlk Türklerde yoktu bu. İlk Türklerde Doğu Batı vardı hatırlarsanız değil mi? Eyaletleri kim yönetir? Beylerbeyi. Sancakları çok gizemli biri Sancak Bey'i. Kazaları kadı, köyleri Keduda. Hukuklara kadı naip bakar. Kadı yardımcısıdır. Güvenlik subaşı. Her köyün bir delisi bir yiğidi vardır, yiğitbaşı. Oldu mu? Dur şimdi. Bu yükselmede böyle, duraklamada böyle, gerilemede böyle gençler, tamam mı? Rumeli Beylerbeyliğin merkezi Manastır'dır. Anadolu Beylerbeyliğin merkezi Kütahya'dır. Bu bilgileri o yüzden yazdım. Gel çiçeğim. 19. yüzyılda Tanzimat döneminde vilayet nizamnamesi getirildi. Vilayet nizamnamesiyle il düzenlemesi bu. Eyaletler vilayet oldu, vali yönetti. Dikkat! Sancaklar neye dönüştürüldü? Liva. Sancaklar neye dönüştürülmüş? Liva. Çıkmamış mükemmel bir soru. Geçen gün hikayede sordum. Livalardan mutasarrıf sorumlu. Mutasarrıf. Oldu mu? Kazalar devam etti kaymakam, köyler muhtar, gençler araya ne geldi? Nahiye. Evet makamlı söyleyin ne gelmiş? Nahiye. O zaman buyurun. Eskiden nahiye var mıydı? Yok. Eskiden 4 birim vardı. 1, 2, 3, 4. Şimdi kaç oldu yavru kurtlar? 1, 2, 3, 4, 5. Son oluşturulan ülke birimi nahiyedir. Onu da hani şu herkesin soyadını yanlış yazan, benimki de öyle, nüfus müdürü var ya, o yönetir. Evet, buradan çıkacak soruyu söylüyorum. Osmanlı Devleti'nde Taşya Teşkilatı'nın yeniden düzenlenmesi hangi kanunnameyle olmuş? Vilayet Nizamnamesi. Osmanlı Devleti'nde, başka bir soru, Vilayet Nizamnamesi'yle sancaklar hangi birime dönüştürülmüş? Liva. Osmanlı Devleti'nde Vilayet Nizamnamesi'yle oluşturulan son idari birim hangisidir? Nahiye. Osmanlı Devleti'nde sancakları yöneten görevli kimmiş? Mutasarrıf. Söyle bakayım. Mutasarrıf. Tamam. Dur. Bakın bu 19'da tamam. Tabloları kıyaslayın. Hocam bunlar ne? Mir-i Miran. Gençler Beylerbeyi'nin diğer adıdır. Şöyle yapayım. Beylerbeyi'nin diğer adı Mir-i Miran'dır. Beylerbeyi'ne verilen rütbedir. Müteselim. Alay Bey'i muhtesip. Bunları anlatacağım ama suratımı görün. Suratımı görün. Mir-i Miran, Beylerbeyi'nin diğer rütbesidir gençler. Önemli. Müteselim. Ben Gaziantep'in Sancak Bey'iyim. Doğru mu? Veya Gaziantep'in Beylerbeyi'yim. İşlerimden dolayı Gaziantep'e gidemedim. Gidemedim. Yerime Gaziantep'in ileri gelenlerinden, güçlü hallerinden, gariban olmaz, güçlü hallerinden birini vekil tayin ettim.
Onun adı Mütesellim. Mükemmel soru daha çıkmadı arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde bir bölgeyi vekaleten yöneten görevliye ne ad verilir? Mütesellim. Bunlar da genelde ayanlardan seçilmiştir. Ayanlar bu yüzden güçlenmiştir. Evet, ayanlı birazdan anlatacağım sizlere. Livalardan sorumlu mutasarrıf. Mutasarrıf, beylerbeyi veya sancakbeyi atandığı yere gitmezse yerine bakan, vekaleten bakan görevli kimmiş? Mütesellim. Şu vekalet muhabbetini yapalım. Padişahın vekili sadrazam. Sadrazamın İstanbul'daki vekili sadaret kaymakamı, sadaret ketudası. Kadının vekili naip. Beylerbeyinin vekili veya sancakbeyinin vekili mütesellim. Tamam. Alaybeyi. Gençler, Alaybeyi, Gaziantep'te Alaybey çarşısı vardır. Alaybey camii vardır. Yavru kurtlarım, bu tımarlı sipahinin amiridir. Tamam. Şimdi son bölüme geldim. Salyaneli, salyanesiz, imtiyazlı aletler. Onu da size bir güzelce anlatayım gençler. Geceyi kapatalım. Oldu mu? Geceyi kapatalım. Hadi bakalım. Şurayı bakın. Kapan emini, çarşı pazar sorumlusu, baç emini arkadaşlar. Mühim olan şu tablolardı. Kelimeleri de öğrettik. Bunlar taşrada görevli. Eyaletleri kaça böldük gençler? Üçe böldük. Salyaneli, salyanesiz, imtiyazlı. Önce şu imtiyazdan başlayalım. Şu kitabı tutmak da zor oluyor. Ama sizin görmenizi istiyorum. Evet. Laptop'tan bak, zekice bir çözüm buldum. İmtiyazlı. Gençler, yarı özerk bölgelerdir. Yönetici o bölgeden seçilir. Kırım hariç. Kırım divandan seçilir, tamam mı? Eflak Boğdan. Bunun Osmanlıca'da adı memlekete indir. En iki demektir. İki memleket arası. Eflak Boğdan'ı yöneten yöneticinin adı Voyvoda'dır. O bölgeden seçilip Osmanlı'ya bağlıdır. Eflak Boğdan'ın halkı ulahtır. Eflak Boğdan vergi öder yıllık, gerektiğinde asker gönderir. Bize bağlı. Günümüzdeki Romanya. Erdel, Macaristan aynı şeyler gençler. Erdel'i bilin. Kırım. Kırım'ı yöneten kişi Şahin veya Giray'dır. Can verir, para vermez. Çünkü Kırım gariban bir Türk şehridir. Oldu mu? Biz oradan vergi alamayız gençler. Bir de Osmanlı hanedanlığında tahta çıkacak kimseyi bulamazsanız kim tahta çıkar? Kırım hanı çıkar. Varistir, varis. Bismillahirrahmanirrahim. Kutsal coğrafyaya geldim. Hicaz. Hicaz'ı yöneten kişinin adı emir veya şeriftir. Hicaz'da Peygamber Efendimiz'in soyundan gelenler Seyit ailesiyle ilgilensin diye Osmanlı'nın atadığı yönetici Nakubul Eşraf'tır. Şerefli yönetici Nakubul Eşraf. Hicaz'a gönderdiğimiz hediyelerin adı Suriye alaylarıdır. Hicaz ne asker verir ne vergi verir arkadaşlar. Çünkü kutsal topraklardır. Şöyle yapalım, bir ilahi vardı ya. Medine'ye varamadım. Ne asker ne vergi alamadım. Tamam. Sınavda çıkarsa böyle aklınıza kalsın. Oldu mu gençler? Evet. Şöyle bakın. Bakın bu tablo güzel bir tablo. Tüm yöneticileri tanıyorsunuz arkadaşlar. Gel çiçeğim, salyanesiz. Arkadaşlar yakın yerlerdir. Dirlik sistemi uygulanır. Dirlik sistemi. Yani burada para hazineye gelmez, olduğu yere dağıtılır. Onu da kodlamışım. Arabam, sakın Dacia demeyin. Geçen sınıfta bir öğrencim espri yaptı. 5 dakika kendime gelemedim. Arabam Şahit. Anadolu, Rumeli, Bosna, Musul, Şam, Halep, Temeş var. Hocam Temeş var neresi? Zıkkımın kökü. Ne yapacağım bunu? Balkanlarda bir bölge. Sen şu Rumeli ve Anadolu'yu bilsen yeterli. Salyanesiz, tamam mı? Evet. Asıl önemli yere geldik gençler. Bunu önce bir bakarak anlatayım, sonra nottan anlatayım, tamam mı? Evet. Salyanesiz, ihalesiz yerler. Dirlik sistemini uygulandığı yerler. Doğru mu? Tamam. Salyaneli eyalet. Tiyatral anlatayım. Kanuni Sultan Süleyman bir gün yanıma geldi. Ahmet'ciğim canım çok sıkkın dedi. Ne oldu hünkârım dedim. Ya dedi, babamın bıraktığı Yavuz Sultan Selim. Hazine giderek azaldı Ahmet dedi ya. Viyana'ya sefere gittim, para harcadım. Almanya sefere gittim, para harcadım. Hint deniz seferini yaptım, para harcadım. Kasa azaldı Ahmet'ciğim. Nakit sıkışıklığı yaşıyorum dedi. O yüzden sana bir görev vereceğim dedi. Buyurun hünkârım dedim. Ahmet dedi ya, bizim Trablusgarp'ta, Tunus'ta, Cezayir'de, Mısır'da devletin sera bahçeleri var. Devletin işletmeleri var. Oradan biz her yıl gidip para toplayamıyoruz. Ahmet'ciğim sen oraya gidiyorsun. Git. O devletin işletmelerini ihale yoluyla 3-5 yılına parayı peşin almak suretiyle kirala gel.
Ben gittim Kuzey Afrika'ya, uzak yer. Orada ihale yaptım. İhaleyi yaptım, dedim ki devletin, dedim, elma bahçelerini kim işletmek ister? 3 yıl veya 5 yıl. En fazla para verene parayı peşin almak suretiyle orayı kiraladım. Oldu mu? Sıcak para aldın mı? Aldın mı? Bana para veren kişi isterse o 5 sene boyunca ne yapıyorsa yapsın, beni ilgilendirmiyor. Ben paraya bakarım. Ben o parayı aldım, ta nereye getirdim? Hazineye getirdim. Oldu mu? Şimdi tane tane anlatıyorum. Salyaneli eyalet, uzak yerler, Kuzey Afrika. Ben gittim, ihale yaptım, iltizam. İhale alan kişi mültezim. Peşin paranın adı salyane. O salyane ta nereye gitti? Hazineye. Geliri doğrudan hazineye gittiği için hangi arazi? Mukata. Tamam mı? Birazdan okutacağım sizlere. Peki bu sistemin iyi tarafı sıcak para geldi. Kötü tarafı ne? Orada ihaleyi kim aldı? Bizim Mehmet Bilge Yıldız aldı. Bana 5000 lira verdi. 5 sene boyunca orayı işletecek. Mehmet bu işten 10 milyar kazandı. Mehmet bir ihaleye daha girdi. 20 milyar verdi, 40 milyar kazandı. O ihale alan mültezimler zamanla ne olacak? Zenginleşecek. Ve bunlar ayan haline gelecek. Hadi buyurun gençler. Hadi buyurun. Evet. Salyaneli eyalet, uzak yer, Mısır, Bağdat, Yemen, Basra, Afrika gibi yerler arkadaşlar. İhale işi iltizam, ihale alan kişi mültezim, peşin para salyane, para doğrudan hazineye gittiği için hangi arazi türü oluyor? Mukata. Neden önce toprak türü anlattığımı anladınız değil mi? Amaç sıcak para. Yorum. 3-5 yılına ihaleye verdik iltizam, ömür boyu ihaleye verdik malikane. İltizam ve malikanın ortak amacı sıcak paradır. Ama bu neyi oluşturur gençler? Ayanlığı oluşturur. Hatta bu ayanlar müteselim olarak bir bölgeye atanırlar, daha da güçlenirler. Ayanlar parayı nereden bulmuş? İltizam ve malikaneden. Makamı nereden bulmuş? Müteselimlikten. Vekil yönetici. Evet. Gençler, Mısır yöneten valileri Hidiv, Cezayir yönetene ne ad verilir? Dayı. Evet. Taşra teşkilatını bitirdim. Toprak sistemini bitirdim. Sizlere anlatacağım. Bir sonra giden size gençler, güzel bir ordu sistemi, güzel bir ekonomi sistemi, güzel bir hukuk sistemi olacak. Evet. Var mı isteğiniz? Gençler, önemli konuları anlattım. Toprak ve ülke yönetimini anlattım. Dershanede iki derste falan anlatıyorum. Size 45-50 dakikada anlattım ve hiç atlamadan anlattım gençler. Biraz yordum. Yayını kaydediyorum. Beğenmeyi unutmuyorsunuz. Telegram'a bunların resimlerini atıyorum arkadaşlar. Story'de paylaşacağım. Telegram linki var. Oradan bunlara bakabilirsiniz. Tamam mı? Evet. Biraz moral vermeye çalıştık. Biraz espriler yaptık. Hakkınızı helal edin. Alay Bey, tımarlı siparinin amiri demek kardeşim. Onu da söyledim. Yayını kaydediyorum. Herkese good nights. İngilizce zayıftık. İyi geceler demek. Tamam mı? Kendimi iyi hissedersem yarın bir deneme çözümü yaparım. Yoksa Ankara dönüşü yaparız arkadaşlar. Oldu mu? Allah'a emanet.